En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni da gündemden herkese merhaba. Bugün 1 Aralık 2022 ben Ferhan Kösoğlu yine sıcak bir gündemle karşınızdayız. Almanya'da 1 Ocak itibariyle vatandaşı neler bekliyor? Hangi değişiklikler olacak? Vatandaşın cebini de yakından ilgilendiren değişiklikleri birazdan sizlerle paylaşacağız. Avrupa'daki İslami cemaatler 7 yıllık bir çalışmanın sonunda ortak namaz takvimi konusunda anlaştı. Detayları aktaracağız. Almanya'da çocukları etkileyen yeni bir salgın yüzünden hastanelerde neredeyse yer kalmadı. Camia TV'ye konuşan çocuk hastalıkları uzmanının da ailelere önemli uyarıları var. Bu konuda haber bültenimizde olacak. Tabii daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da 2023 yılı itibariyle birçok yenilik yürürlüğe girecek. Ekonomik olarak zor bir yıl olarak hatırlanacak. 2022 sonrası vatandaşı ekonomik olarak rahatlatacak birçok yenilik söz konusu. Çocuk parası, vergilendirme, emeklilik ve vatandaşlık ödeneği gibi vatandaşın cebini yakından ilgilendiren değişiklikleri sizler için derledik. Almanya'da yeni yıla birlikte bu yılda belirli yasalarda değişikliğe gidilecek. Söz konusu yenilikler her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşların ceplerini yakından ilgilendiriyor. Gelecek yıl itibariyle çocuk parası yükselecek. Buna göre ilk 3 çocuk için aylık çocuk başına 250 euro ödenecek. Bu miktar mevcut durumda ilk çocuk için 219 euro, ikinci ve üçüncü çocuk için 225 euro ve dördüncü çocukla daha fazlası için 250 euro olarak ödeniyor. Yeni yıla birlikte buna göre örnek olarak 3 çocuklu bir aile 663 euro yerine 750 euro alacak. Ama ya da yeni yıla birlikte gelir vergisinde de değişiklik söz konusu. Buna göre gelir vergisinden muaf tutulacak yıllık gelir miktarı 10347 euro'dan 10908 euroya yükseltilecek. Emeklilik sigortası ödeme üst sınırında da yeni yılda değişiklik gelecek. Buna göre eski eyaletlerde söz konusu sınır 7.050 Euro'dan 7.300 Euro'ya yükseltilecek. Doğu Almanya'daysa bu sınır 6.750 Euro'dan 7.100 Euro'ya yükseltilecek. Midicab işlerinde de azami maaş sınırı yükseltiliyor. 1 Ekim 2022 itibariyle 1.300 ila 1.600 Euro arasında olan miktar yeni yılla birlikte 2.000 Euro'ya yükseltilecek. Vatandaşlar sosyal ödenekleri sadece 2.000 Euro üzerinde maaş aldığında %100 olarak ödemek zorunda olacak. Almanya'da hükümete muhalefetin üzerinde anlaştığı vatandaşlık ödeneği ile ilgili yasa tasarısı yeniden görüşüldüğü Federal Meclis'te büyük bir destekle kabul edildi. Sosyal yardım ödeneği planlandığı gibi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Yasaya göre vatandaşlık ödeneği alan yetişkinler, Hartz IV diye bilinen eski sosyal yardım yasasında öngörülen aylık 449 euro yerine 53 euro'luk artışla 502 euro alacak. Yardım ailedeki çocuk sayısı ve yaşlarına göre 318 ila 401 euro arasında artacak. Almanya'da çocukları etkileyen yeni bir solunum yolu salgını herkesi korkutuyor. Öyle ki korona salgını döneminde hastanelerde yaşanan yatak sıkıntısı şimdi de çocuk kliniklerinde baş göstermiş durumda. Hem normal servis hem de yoğun bakım ünitelerinde adeta yer kalmadı. Yetişkinlere de bulaşabilen hastalık ancak çocuklarda çok tehlikeli bir hal alabiliyor. Camia TV'ye konuşan çocuk sağlığı uzmanı Taner Oğuz'un da ailelere uyarıları var. Almanya'da korona salgını döneminde hastanelerde yaşanan yatak sıkıntısı şimdi de çocuk kliniklerinde baş gösterdi. Almanya'da çocuklar arasında solunum yolu hastalığı, respiratuar sinsityal virüs hızla yayılmaya devam ettiği kaydedilirken, bu nedenle hastanelerde yer kalmadığı kaydedildi. Almanya'da neredeyse her dört çocuktan birinin hasta olduğu aktarıldı. 3 hafta süren, üç buçuk hafta süren bu yoğun salgın etkisi, tüm özellikle Kuzeyen Vestfalya'dan bahsedebilirim, orada olduğumuz için ee, çok yoğun bir hastalık e, seyrediyor. Çocuklar gerçekten hasta. Yoğun Bakım ve Acil Tıp Disiplinler Arası Birliği tarafından ülke genelindeki hastaneler arasında yapılan bir araştırmaya göre 110 çocuk hastanesinden 43'ünde normal odalarda tek bir boş yatak bile olmadığı, çocuk yoğun bakım servislerinde ise sadece 83 boş yatağın bulunduğu ortaya çıktı. Bu verilere göre çocuk hastanesi başına yoğun bakımlarda 0.75 boş yatak anlamına geliyor. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde bu çocuklar genelde tedavi edilir ve onlar da kapasitesi dolmuş. Yani tüm çocuk hastanelerinin özellikle yoğun bakım üniteleri dolu. Gönderdiğimiz yani burada muayenehanede gördüğümüz ağır çocukları gönderdiğimiz zaman geri gönderdikleri oluyor. Araştırmanın sonucunu şok edici olarak nitelendiren pediatrik yoğun bakım doktoru Profesör Florian Hoffman, bu felaket bir durum, bunu tarif etmenin başka bir yolu yok, dedi. Virüsün büyüklere de bulaşabildiği kaydedilirken, ancak özellikle bebek ve çocuklarda çok daha tehlikeli olarak ilerleyebildiği aktarılıyor. Özellikle bebekleri eğer hızlı nefes, zor nefes alan bebekleri görürseler illa doktorlarına göstermeleri gerekiyor. Doktorlarda şu anda çok yoğun, sabırlı olmaları gerekiyor. Çünkü inanın sırf hasta çocuklara bakıyoruz. Yani bayağı hasta çocuklar. Herhangi bir yan etkide, herhangi bir... Ee, sıkıntıda e, ev doktorunuzla, çocuk doktorunuzla irtibata geçmenizi tavsiye ediyorum. Hafif bir solunum yolu enfeksiyonu olarak da ilerleyebilen hastalığın bazı kişilerde ise ölümcül olabileceği belirtiliyor. Evet gerçekten tehlikeli bir salgın. Allah çocuklarımızı korusun. Geçiyoruz sıradaki habere. Önce göçmen kökenleri kendilerine hedef seçip ırkçı bir sosyal yardım sahtekarlığı incelemesine maruz bıraktılar. Daha sonraysa yaptıkları yanlış hesaplamayla bu kişileri dolandırıcı ilan edip onlara yapılan tüm yardımları kestiler. Bir sonraki adımdaysa bu aileler çocuklarına bakamıyor diyerek bu sefer de çocuklarına el koydular. Özellikle de göçmen kökenli ailelerin maruz kaldığı bu uygulamanın adresi Hollanda. Son yapılan bir açıklamaysa bu hukuksuzluk nedeniyle çocuklarını kaybeden ailelerin sayısının bilinenden çok daha fazla olduğu yönünde. Hollanda İstatistik Kurumu, vergi dairesi yetkilileri tarafından yapılan hatalar sonucu 2015 2022 arasında 2090 çocuğun ailelerinden haksız yere koparıldığını açıkladı. Hollanda'da İstatistik Kurumu Mayıs 2022'de 1675 olarak açıkladığı 2015-2022 Haziran tarihleri arasında ailelerinden alınan çocuk sayısını güncelledi ailelerinden koparılan çocuk sayısının 2090 olduğu belirtildi. Buna göre ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çocuk sayısının daha önce açıklanandan 415 fazla olduğu kaydedildi. Vergi dairesi tarafından yapılan yanlış hesaplamalar nedeniyle evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle çocuk bakım yardımları kesilen ve geçmişe dönük yüklü miktarda ödeme talep edilen ailelerin yaşadıkları maddi yıkımın ardından Bakımlarını ihmal ettikleri iddiasıyla çocukları ellerinden alındı. Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'nın talebiyle İstatistik Kurumu'nun bakım yardımı tablolarına ilişkin Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada 2015-2020 yıllarında 1115 ve 2021'de 560 olmak üzere toplam 1675 çocuğun yanlışlıkla devlet koruması altına alındığı kaydedilmişti. Aile dairesi çocuk bakım yardımı alan bazı ailelerin hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ödeneklerinin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti. Aralık 2020'de Hollanda parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu çocuk bakım yardımı alan göçmen kökenli on binlerce ailenin devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla sahtekar diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Evet geçiyoruz Avrupa'daki Müslümanlar arasında büyük bir heyecan uyandıran yeni bir düzenlemeye. Avrupa'daki İslami cemaatler 7 yıllık bir çalışmanın sonunda ortak namaz takvimi konusunda anlaştı. Cemaatler 2023 yılı takvimlerini ittifak edilen ilkelere göre yayımladı. Yeni yıldan itibaren İslam Toplum Milli Görüş tarafından yayımlanan Hicret takvimiyle Di tip ve bazı Türkiye, Arap ve Balkan kökenli cemaatlerin takvimleri aynı olacak. Takvim Birliği ile ilgili İslam Toplum Milli Görüş İrşad Başkanı Celil Yalın kılıç Camia TV mikrofonlarına konuştu. Avrupa'daki İslami cemaatlerin önemli bir bölümü namaz vakitlerini gösteren takvimlerde aynı vakitleri kullanmak kararı aldı. Cemaatler alınan yeni karara göre hazırladıkları 2023 takvimlerini de yayımladı. Takvimler camilere gönderilmeye başlandı. Özellikle Ramazan ayında Müslümanlar arasında yatsı ve imsak vakti tartışmalarını da kısmen bitirecek olan yeni takvim hakkında İslam Toplumu Milli Görüş İrşad Başkanı Celil Yalın Kılıç Camia TV'ye konuştu. Ama 1980 ve 81 yıllarında Müslümanlar takvimde birlik bağlamında Brüksel'de iki tane ilmi toplantı yapmışlar ve dünyada bu manada mahir olan birçok ilim adamı, astronom katılmışlar. Ortaya Avrupa'daki namaz vakitleriyle ilgili e, ortak bir takvime e, geçmeyle ilgili bir prensip kararları alınmış. Ancak bunlar süreç içerisinde çok da uygulanabilme imkanı e, maalesef bulamamış. Akşam namazları, yatsı namazı ve imsakla ilgili var olan farklılıklar, bir biçimde bunlar telafi edilememiş ve bu sorun bir şekilde çözülememiş ve uzun yıllar bu devam etmiş. Zaman içerisinde uygulanmış olan bu takvimlerin her birisinin kendi zemininde, kendi mantığı içerisinde oturmuş olduğu prensipleri var. Ve bu prensipler mutlaka ya bir sahabi uygulamasına ya Peygamber Aleyhisselam'dan gelmiş olan bir rivayete mutlaka dayanmaktadır. Dolayısıyla birisini doğru bir diğerini eğri gibi ifade etmek bunlar hiç şüphesiz doğru değil. Tabi Takvim Birliği bağlamında 2014 yılı itibariyle e, bu çalışmaları bir teklif olarak biz başlatmış olduk. E, bu manada Avrupa'da başta Didip olmak üzere birçok dini cemaat bunlara destek verdi, katkı sağladı. 2016 yılı itibariyle de bir komisyon oluşturulmak suretiyle Takvim Birliği bağlamında çalışmalarımız hızlandı. Ve 2021 yılında yaklaşık olarak 6 yıl süren bu güzel çalışmalar, bu bereketli ve verimli çalışmalar Allah'a hamdolsun e, hayırla neticelenmiş oldu. Ve bu sene 2023 yılı itibariyle de inşallah bu yeni takvimi bütün dini cemaatler e, e, uygulamış olacaklar. İslam Toplumu Milli Görüş İrşad Başkanı Celil Yalın Kılıç, cemaatlerin anlaştığı yeni takvim uygulamasındaki prensiplere de açıklık getirdi. Hazırlamış olduğumuz yeni takvimi şu esaslar üzerine bina edilmiş oldu. Şer'i gecenin üçte biri girdikten sonra yaslanamazanın vakti de girer. Biz buna fıkıhta sülüsü leyl diyoruz. İkincisi, tahammül edilemeyecek kadar meşakkatın oluştuğu zamanlarda namazlar takdir edilmek suretiyle kılınacaktır. Ancak tahammül edilebilir bir durum söz konusu olduğunda namazlar mutlaka vaktinde eda edilmiş olacaktır. Alametlerin oluşmadığı, namazların alametlerinin oluşmadığı zamanlarda ise mutlaka sülüsü leyl esası yani gecenin üçte biri esası dikkate alınmak suretiyle namazlarımız takdir edilmiş olacaktır. Akşam ile yastı namazının arası 16 derece esas alınarak kılınmış olacaktır. Bu şu demektir. Güneş ufkun altına 16 derece indikten sonra yastının vakti girer. İmsak vakti ise güneş ufka ona 18 derece yaklaştıkça yaklaştığı takdirde imsak vakti oluşur. Dolayısıyla yeni takvimimiz bizim bu prensipler bu esaslar üzerine bina edilmiş oldu. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'e hayırlı olsun. Müslümanların birliğine, dirliğine, beraberliğine vesile olsun. Ve buna gerçekten katkı sağlayan bütün kardeşlerimize, bütün dini cemaatlere, hepsine müteşekkiriz. 2023 yılı namaz vakitleri takvimi, başta İslam Toplumu Milli Görüş ve Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği gibi İslami cemaatlerin de dahil olduğu Türkiye, Arap ve Balkan kökenli cemaatlerin katılımıyla Berlin, Köln, Strasburg gibi Avrupa şehirlerinde birçok kez bir araya gelen komisyonun çalışması sonrasında yayımlandı. Almanya'da enflasyonda kırılan rekorlar sonrası şimdi de iş bulma sıkıntısı vatandaşın yeni sorunu olacak gibi gözüküyor. Almanya Federal İş Ajansı'nın raporuna göre ülkede mevsimlilikten arındırılmış işsiz sayısı Kasım'da 2 milyon 538 bine yükseldi. Almanya'da işsiz sayısı yüksek enerji fiyatları ve enflasyona karşın sadece 17 bin artarak 2 milyon 538 bine yükseldi. Almanya Federal İş Ajansı işsizlik rakamlarına ilişkin Kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı Kasım'da geçen aya kıyasla 17 bin artarak 2 milyon 538 bine yükseldi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti Kasım'da 14 bin artması yönündeydi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da Kasım'da %5,5'ten %5,6'ya yükseldi. Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Daniel Terzenbach konuya ilişkin değerlendirmesinde genel olarak iş gücü piyasası istikrarlı ifadesini kullandı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı geçici verilere göre ülkede Ekim 2022'de çalışan sayısı 32 bin artarak 45,7 milyona yükseldi. Almanya'da hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı COVID-19 salgınına yönelik endişelerin azalmasıyla Nisan-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre %108.7 artarak 59 milyona yükseldi. Bu arada Almanya'da yaz döneminin en popüler seyahat destinasyonu İspanya olurken ikinci sırada ise Türkiye var. Pandemi döneminde büyük sekteye uğrayan Almanya'dan yurt dışına hava yolu trafiği toparlanıyor. En fazla tercih edilen ikinci ülke olan Türkiye'ye yolcu sayısı bir yılda %77 arttı. 2022'nin yaz aylarında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'dan yurt dışına uçakla seyahat eden yolcu sayısı %109 oranında arttı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2022'nin Nisan-Ekim döneminde 54,6 milyon kişi Alman havalimanlarından kalkan uçaklarla yurt dışına gitti. Pandemi koşullarının ve kısıtlamalarının etkili olduğu 2021'e göre önemli bir artışa tekabül etse de, pandemiden önceki son yaz dönemi olan 2019 yazıyla kıyaslandığında yolcu sayısında %22,5'lik bir azalma olduğunu ortaya koyuyor. Almanya'dan Avrupa ülkelerine kalkan uçaklarla en çok yolcu taşınan ülke yaklaşık 9 milyon kişiyle İspanya oldu. Nisan-Ekim ayları arasında Almanya'dan hava yoluyla en fazla seyahat edilen ikinci ülke ise yaklaşık 6,5 milyon yolcuyla Türkiye oldu. Bu da bir yıl öncesine oranla Türkiye'ye seyahatlerde %77'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 4 milyon yolcuyla üçüncü sırada İtalya, 4. sırada ise Yunanistan yer aldı. 3,8 milyon yolcu seyahat etti. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Ancak bugün özellikle size, siz değerli izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Camia TV YouTube hesabını kurulduktan kısa bir süre içerisinde 50 bin aboneye ulaştırdınız. YouTube'da 50 bin takipçili bir aile olduk. Yayınladığımız videolar milyonlarca kez izlendi. Tabi bu desteğiniz bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. 50 binlerin 500 binlere dönüşmesi de yine sizlerin desteğiyle olacak. Bizi desteklemeye devam edin. Videolarımızı beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı da unutmayın diyelim. Yarın yine sizi gündemi camiada gündemden takip etmeye davet edelim. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.